Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te efsane oyunumuz The Walking Dead'in final sezonuyla karşınızdayım. Nasıl gireceğimi inanın bilmiyorum çünkü bu oyunun benim için çok büyük bir önemi var. Sizler için de öyle. Belki Kırmızı Kep'i sadece The Walking Dead'le takip edenler de vardır aranızda. Sezon 1, sene 2015, sezon 2. Clementine ve Lee ile yaşadıklarımız şüphesiz birçoğumuzun hayatında derin izler bıraktı. Eğer gerçekten bu seriyi takip edenler varsa aranızda, ki şu anda bunun için buradasınız, hayatınızda bir şekilde bir etki yarattı. Lee'nin aramızdan ayrılışı, Clementine'ı sahiplenişimiz, karşımıza çıkan insanlar, verdiğimiz kararlar çok etkileyiciydi. Gerçekten çok etkileyiciydi. Çok duygusal bir oyunla karşı karşıyayız. Sezon 1 ve sezon 2'den sonra Michonne ve ardından sezon 3 diye geçen ama David'le ve diğer karakterin adı neydi? Onları tam hatırlayamıyorum şimdi. Hayatımıza yeni giren karakterlere çok fazla ısınamamıştık. Gözümüz hep Clementine'ı arıyordu ve nihayet final sezonunda artık tekrardan Clementine'ı yöneteceğiz. Aslında olaylar 1 ve 2'nin devamı gibi. Biz Clementine'la yolumuza devam ediyoruz çünkü. Bakalım bizleri neler bekleyecek. Çok etkileneceğimizi ve yine çok duygusal anlar yaşayacağımızı düşünüyorum. Lee bize zamanında nasıl sahip çıktıysa, Clementine'a nasıl sahip çıktıysa, şu anda Clementine'i biz diyorum ama Lee bizdik. Clementine'a nasıl sahip çıktıysa, Clementine da artık küçük bir çocuğa, yani AJ'ye sahip çıkacak. Belki aynı sonu paylaşacaklar, bilmiyorum. Artık başlamak istiyorum. Bu bölümde final sezonunda toplamda 4 episod var ve şu anda sadece 1. episod çıkmış durumda. Türkçe'ye çeviren arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Aşağıda açıklamalarda isimleri vardır. Bu oyunda şöyle bir şey var. Girişi biraz uzun tutuyorum, biraz sohbet edeyim. Oyuna ısınalım istiyorum. Oyuna başladığımız zaman bizim sezon 1, sezon 2 ve sezon 3'te verdiğimiz kararlar teker teker karşımıza çıkacak. Çok güzel bir şekilde. Ama normalde save'leri import ettiğim zaman yol ayrımlarında duruyor, devam etmek için tıklayın diyor. Fakat bu benim hoşuma gitmedi. Oyuna sıfırdan başladığımızda daha önce verdiğimiz kararları burada yorum yaparak tekrardan biz verirsek daha duygulu ve daha etkili olacağına inanıyorum. Birazdan onu göreceksiniz zaten. Her şey hazır. Altyazılar orta. Çayınızı, kahvenizi yaptıysanız Kırmızı Kep'i Kırmızı Kep yapan oyunlardan biri. Sizi oyun dünyasında belki de bağlayan oyunlardan biri. Belki de hayatınızda sizi ilk defa ağlatan oyunlardan biri olan The Walking Dead final sezonuna başlıyoruz. Video hoşunuza giderse beğenmeyi ve yorum atmayı, beni de sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayınız. İlk bölüme başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bakın, verdiğimiz kararları gözden geçireceğiz. Hatırlayacağız. When the dead started walking, I was small and alone. Until a man named Lee became my protector. Müziğe bakar mısınız? Lee. Lee protected other people too. But he couldn't save everyone. Evet. Burayı diyordum. Normalde devam etmek için tıklayın diyordu ben kendi sevlerimi aktarınca. Otomatik olarak hangi kararı verdiysem oraya gidiyordu. Ama ben biraz yorum yapmak istiyorum bunun üzerine. Ve benim şu anda gözlerim hafiften sulanmaya başladı. Ya bilmiyorum. Ben daha önce böyle bir oyuna şahit olmadım, tanık olmadım. Özellikle şu müzik. Arkada şu abi, bakın. Dinleyin. İşte bu müzik. Hatırlıyor musunuz? Neyse, havayı bozmadan yolumuza devam edelim. Bu müziği bence çok sıklıkla duyacağız bu sezonda. Şimdi karşımıza iki seçenek çıktı. Sezon 1'i hatırlıyorsunuz. Ben burada Duck'ı kurtarmayı seçmiştim. Devam ediyoruz. You can never save everyone. Asla. Asla herkesi kurtaramazsın. Just as dangerous as the dead.
A woman in our group named Lily lost her dad, and then she just couldn't cope. She took the life that Lee saved. Evet, Lee'nin kurtardığı hayatı aldı. Bunların hepsini hatırlıyorsunuz değil mi? Yakın zamanda seriyi izlemiş olanlar çok daha net hatırlıyorlar. Fakat ben bunu oynayalı 3 sene oldu. Hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum. Biz Lily'i geride bıraktık. Lily'nin bizde kalmasına izin vermedik. Maalesef Doug'ı öldürdükten sonra Lily'yi geride bıraktık. Lee left her on the side of the road. Lee taught me how to survive. He protected me as long as he could. But he got bit because of me. And even in the end, he was still teaching. Ya ne günlerdi ya. Lee ölürken yine tavsiyelerde bulunmuştu Clementine'a. Biz ona her zaman ilerlemeye devam et değil, saçlarını kısa tut da değil, şehirlerden uzak dur demiştik son anda. Hayata gözlerimizi yumarken. Stay away from the cities. They're just not worth the risk. Ve Clementine de öyle yapmıştı. Lee wouldn't make it. He knew it was the end. He made one final request. Lee'nin dönüşmesine izin verdik. Onu vurmak cesaretinde bulunamadık maalesef. Clementine henüz bir çocuktu ve bunu yapmaması gerekiyordu. Lee'yi öldürmememiz gerekiyordu ve biz onun dönüşmesine izin verdik. He told me to leave him. And I did. I met another group after that. Broken people, running from their past. There was a woman who gave birth to a boy named Alvin Jr. AJ. He made it. But the mom didn't. Annesinin kucağındaydı hatırlıyorsunuz. And I started to take care of him. But then, Jane left AJ in the snow. We thought he was gone forever. That was the last straw for Kenny. And without Lee around, I had to make the call. Bu bizim sezon 2'de karşılaştığımız en zor anlardan biriydi. Kenny'yi vur, müdahale etme diye bir seçenek vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Ben sıklıkla şunu söylüyordum. Kenny bize Lee'den kalan son hatıraydı. Etrafımızdaki herkes gitmişti artık Kenny. Ne kadar aklını kaçırmış olursa olsun Kenny'nin bir şekilde hayatta kalmasına ihtiyacımız vardı. Ve onunla olmak istiyordum. Kenny'yi vuramazdım. Ya ben yapamazdım. O yüzden Jane'in ölmesine izin verdik. I couldn't. And Kenny killed Jane. It turned out AJ was alive. Jane hit him to make a point. Knowing what they'd done. Halen Kenny ile kalmaya devam ettim. Yalnız başıma gittim. Bu da bizim verdiğimiz zor kararlardan biriydi ama biz Kenny ile kalmaya devam ettik. I still decided we were better together. For AJ's sake. But like everything else, it wouldn't last. AJ and I traveled to a new frontier. I thought we'd found something that worked, but I was wrong again. They took AJ from me. Said I was too young to take care of him. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sezon 3'te bazen böyle flashbackler oluyordu. Bir anda geçmişe gidiyorduk ve Clementine'la oynuyorduk. Hatırladığımız bazı şeyler vardı. Yani biz Clementine'la oynamamamıza rağmen bu flashbacklerde Clementine'i yönetiyorduk. Ve biz burada AJ'ye o kısıtlı olan ilacı yapmak zorundaydık. Bize karşı çıkmışlardı hatırlıyor musunuz? Bunu yapmamalısın. Özellikle şu baygın doktor yapmamamız gerektiğini söylemişti. Ben AJ ile savaştım burada. Vedalaş ve yüzüne tükür diye bir seçenek çıkmıştı. Ben burada AJ ile vedalaşmadım ve yanlış hatırlamıyorsam David'ti. Onun suratına tükürdüm. I fought back, but I wasn't strong enough. I searched for a long time. Just when I gave up hope,
I found him. Onu buldum. We're searching together now for a place we can call home. I'm all AJ has. He's all I have. And I'll protect him with my life. Just like Lee did for me. Aynen öyle işte ya. Aynen öyle. Lee'nin bizi koruması gibi biz de artık AJ için her şeyi yapacağız. Belki yine benzer bir sezon izleyeceğiz. Bu oyun serisi yaptığınız seçimlere uyarak ilerler. Hikaye oynama şeklinize göre şekillenir. Bu arada Türkçe yamayla alakalı sıkıntılar var biliyorum. Özellikle D-Da ayrımı. Yalnız yerine yalnız yazılması. Bunlar dikkatinizi çekmiştir ama yapabilecek bir şey yok. Ne kadar dil bilgisi problemi olsa da biz bu oyunu Türkçe oynamak için bu yamayı kullanmaya ihtiyacımız vardı. Teşekkür ederiz. Eksikler de olsa bu şekilde idare ederiz gibime geliyor. Hadi bakalım. Hepinize iyi seyirler. AJ bize kendini sevdirecek. Clementine Lee'nin başına geldiği gibi ona da bir şey olacak mı bilmiyorum. Arkadaşlar oynayıp göreceğiz. Dikiz aynasını ayarlamak için sol analogu kullanıyorum. Hadi bakalım. Dikiz aynasında AJ. What you doing there, goofball? Pretending we got bullets. Well, don't. It's getting on my nerves. Grafikler. Bayağı. I don't like goofball. Bayağı iyi olmuş. Kofuduğunu ben seviyorum. Demek ki birileri büyümüş diyeceğim. Huh, so I guess you're all grown up now. Yep. Let me drive. I'm not letting you drive. Hakikaten büyümüş. What's wrong? Karnı aç. AJ? Hungry. Ya Clementine, sen ne ara büyüdün ya? Küçücük kızdın be. Şimdi etrafa bakmak ve objeleri seçmek için sağ analog. Dergi ve oyuncak. Büyüdü dedik. Önce bir dergi verelim. Dergiyi verelim. Al bakalım. Here, practice your reading. But I don't wanna. It'll take your mind off your stomach. Preheat oven. Place cream. Vanilla beans. Into a saucepan and bring to a boy. On second thought, never mind. That's only gonna make you hungrier. Ah, derginin altında cips çıktı, snack. Bir de oyuncak var. Ben hiç oyuncağı vermeden direkt bunu vermek istiyorum. Here you go. About all we got. What about you? Why? Go for it. We'll find something else soon. I believe you. Clementine, sen annesin ya. Yani bu yaşta gerçekten annesin. O çocuk daha küçücüktü. Sen nasıl bu yaşa getirdin AJ'yi? Ah. Çok etkileyici bir oyundu. Yani Lee'nin Clementine'a söyledikleri, giderken söyledikleri her şey aklımda. Devam edelim bakalım. Nereye geldik? Buraları aslında oynanış videosu yayınlamıştı Telltale. Oyun çıkmadan bayağı bir önce. We gonna do it? Think so. Oralarda izlemiştim biraz. Looks clear. We're doing it. AJ'ye de bir tane bıçak verdik. Dikkatli olmamız lazım. Şimdi bir tane manivela var, bir tane oyuncak var, bir tane de matara var. Bu bak değil mi? Tamam, buna bakmak istiyorum.
hiçbir işe yaramadı. Matara'yı alayım. Daha sonra su bulursak. We need water too. Aynen. Bugünlerde temiz suyumuz yok. Sahip olduğum şey Matara. Bir de Manivela'yı alalım. Başka bir şey de yok herhalde burada. Yolumuza bir şey çıkar diye ne olur ne olmaz. Geri çekilmek için. Pekala. Hedefimiz hayatta kalmak için yiyecek bulmak. Yemek bulmak. Pekala. Şöyle etrafa bakıyoruz. Grafikler gerçekten tam çizgi roman olmuş artık. Şurada ne var? Tabela. Friendly, ring the bell. What does it mean? It means the people here shoot first. Bunu gördüğün zaman eyleme geçmeden önce sonuçları düşün. Chan. Bunu biliyorum. Aslında bunu çaldığım zaman ne olacağını daha önce izlemiştim. Yani spoiler falan değil ama ilk defa oynuyormuş gibi düşüneceğim arkadaşlar. Evet bakın. Chan'ı bir çalalım. Dostum çünkü. What are you doing? Evet, Chan zombileri uyandırdı. Sonuçlarını düşün demesi oydu. Ya da orada bir zombinin olduğunu fark etmemizi sağladı. Pekala, ilerleyelim şöyle. Etrafa bakmak için. Tam mouse'la oynanmalık oyun yapmışlar aslında. Ben joystick'le oynuyorum biliyorsunuz. Tüm The Walking Dead serilerini öyle oynadım. Hafif hafif çevirebilirsem yapacağım. Yani başınızı döndürmemeye çalışacağım. AJ, stay back. AJ, sen geride dur, oğlum. Öldürmek için B, korunmak için Y. Önce ayağını sakatlıyoruz. Bu bizim klasik taktiğimiz biliyorsunuz. It's down. Still with me? Still here. No bites. Tamam, süper. Next, we get in there. Pekala, eve girmeden önce klasik etrafı didik didik inceleyelim bakalım. RB'ye basarak koşacağız. Bunda herhangi bir şey var mı? Yok. Şu neymiş? Bahçeye bakalım. Uzun zamandır bakamıyorlar anlamına geliyor bu. Bitkilere. Şurada bir tane şey var. Oraya gitmeden önce zaten orası geçeceğimiz yer büyük ihtimalle. Şöyle etrafa bakalım. AJ? Monster trap? It's not a trap. You swing on it. For fun? You get in the tire and someone pushes you so that you go really high. Denemek ister misin? Oh, I want to try. After we clear this place. Soruma cevap verdin direkt. Bir kere daha incele çıktı. Bir bakalım. Sağlam mı? O konuda tam emin değilim ama. Sadece bir bakış attık. Pekala. Şöyle devam edelim. Gerçekten tam mouse oyunu yapmışlar ya. Herhalde böyle etrafa çok sıklıkla bakamıyorduk değil mi? Neyse ama kaçıracağımız herhangi bir şey olmayacak çünkü yaklaşınca bir şeyler çıkıyor. Evet tam şeydeki gibi. Topla geyik kafası. Interesting. Şu an oynadığımız Silent Hill Downpour'daki gibi yanıp sönüyor.
Ne oldu? Geyik kafası. Topladığım şey geyik kafası. Olası başlık süslemesi. Enteresan. Evet, koşalım. Ve artık yukarıya çıkalım. Kapıya bakmadan önce solda bir bidon gibi bir şey vardı. Evet. Neyse, noktalar uzakta da olsa yanıyor ki bir şey kaçırmamamıza sebep oluyor. Su muydu o? Sonuçlarını düşün diyor. O pis suyu içemem tabii ki, değil mi? Aynen arkadaşlar, ona hiç basmayacağım bile. Leş gibi görünüyordu. Clementine'ı o suyu içirmem. Kapıyı bir açalım, değil mi? Pekala, hadi bakalım. Manivela. Zorlayarak. Tamam. Aynı anda LS ve X tuşlarına bas. Tamam. Sola ve kareye. What do we do inside a new place? We listen for monsters. After that? Come on, you remember. We çıkış yolu buluruz. We always check the windows. That's right. Bu güzel olmuş. AJ her zaman dinlemededir. Ben o cevabı verdiğimde o da aynı şeyi söylüyor hemen. Monsters. All tied up. They can't get us. Sanmam. Bağlanmışlar. No, they can't. Windows are all boarded up. AJ çok zeki, değil mi? Her şeyi söylüyor. Security door. Can't pry that open. I know you're hungry. I am too. We'll find something. I promise. AJ. Oyunda herhangi bir donma kasma yok, değil mi ya? Bilet kabinine gir. Eğer varsa bunu ikinci bölümde düzeltirim. Bak, aylak grubu. Bir bakalım. Şurada bir anahtar var ama onu almak biraz riskli gibi, değil mi? Aa, yerde bir not var. Şu ne? Zehir. Bunlar intihar et. Wanted to leave this world together. Aynen öyle. In their own home. Will we have a home? We'll see. Vay be. Çaresizlik ne kadar kötü. Bir karı koca el ele. Bak, şu an dikkat ediyorum. Bir de mektup, not yazmışlar. Please leave us alone. This is what we wanted. Lütfen bizi yalnız bırakın. İstediğimiz şey bu. Anahtarı almaya çalışsak mı? Bence bir şey olmaz. Biliyorum. Fark etmiştim. Pekala, geri çekilelim. Do we get the key? It's risky. Might be another way through that door. Let's look around. Let's be smart. That's right. Bir saniye. Arkadaşlar, test ettim de zaten bir şeylerin ters gittiğinin farkındaydım. Maalesef oyuna takılmalar söz konusuymuş. Bunu düzelttiğime inanıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Yani çok da fazla bir şey yapmadık. Umarım o şekilde de olsa izlemeye devam etmişsinizdir. Hadi bakalım. Devam edelim. Bunlar beraber intihar etmişler, zehri içmişler. Bizi yalnız bırakın
diyor. Şimdi tekrardan dışarı çıkmak istemiyorum. Su çeşmesi var. Aa, mataraya su doldurabilir miyiz eğer açıksa? Yani şunların akma ihtimalini zaten aklımıza bile getirmemeliydik. Etrafta başka ne var? Masa. They ate well for their last meal. Pekala, bakmaya devam edelim. Kavanoz, herhangi bir şey var mı? Beans. Homemade. Dolu mu içi? Might be more where this came from. Güzel, verilen sözü tuttuk. AJ'yi bir kontrol edelim o zaman. Ne? Konuşmayacak mısınız? Birbirlerine baktılar sadece. Ha, şurada bir şey daha var. Harita. Map. Where's where we are? Not sure. Everything looks the same out there. I wish we could find somewhere safe. Like, really safe. Yeah, kid. Me too. Güvenli bir yer bulmak kolay değil, AJ. Clementine gibi bir koruyucun var. Sadece değerini bilmelisin. Başka bir şey var mı etrafta? Solda evet bir nokta gördüm. Araya geçemiyorum. Kabin penceresi var, bir de kapı var, değil mi? Önce kapıya bakalım. Anahtar üzerlerinde. Ama o anahtarı almak için bunları öldürmek gerekiyor. Tamam, şu kabin penceresine bir bakalım. Too small to crawl through. Yani tam AJ'lik, değil mi? The key or the window. Those are our options. It's dark in there. We should kill the monsters. They're not people. Well, they used to be people. And as people, they asked to be left alone. So what's best? Onları öldürmek ve AJ'yi içeriye yollamak. Biz bize Lee'nin öğrettiği gibi yaşamaya devam edelim. Biz de AJ'ye onu kötülüklerden uzak tutalım. Ya zombiler aslında. İkiliyi öldürebiliriz ama rica etmişler ve biz bu duygusallığımızı korumaya devam ediyoruz. AJ'yi içeri yollayacağım fakat inşallah bir tehlike yoktur. AJ, I need your help on this one. In there? Dikkatli ol. I need to know if there's food inside. And I need you to be brave. Okay, I can be brave. Yalnız bu ikili daha sonra başımıza derdi olmasın. Lift me up. Bakın, aylak Once öldürmek. Through, unlock this door. Got it. Dikkatli ol. Gotta see this, Clem. Ne oldu? Huh? They had a good thing going here. Can we stay here? We'll see. No one's here. No one's ever anywhere. It's always just monsters. Aren't that many people left, kiddo? That's sad. How many did there used to be? So many. Ya, karamsar bir cevap mıydı acaba? Ben varım demedim. Just a few. Remember what we said? You know this. Her zaman kafaya nişan al. Always aim for the head. That's right.
Direkt AJ araya giriyor. Come on, let's keep looking. There's gotta be something we can eat. Hope so. Yiyecek bir şeyler bulmaya devam edelim. Bir tane yatak var, yiyecek bul. Etrafta başka neler var? Şeyi diyordum. Nothing good back that way. Gotta keep searching in here. Bir yere gitmek istemedim ki, sadece oraya bakıyordum. Tamam, dışarı çıkma gibi bir niyetim yoktu zaten. Çok zombi öldürdük, çok aylak öldürdük. Fakat bunlar bizden bizi yalnız bırakın ricasında bulunduğu için bunu yapmadık. Teneke kutuya bir bakalım. Boş. Spoiled. Sorry buddy, these are long gone. Fuck. Küfürlerine dikkat et, AJ. Benim yanımda. Hey, watch the swears. I meant shoot. Look. Ne anlama geliyor? Yani yatak. Hareket et, yatak. Sonuçlarına dikkat et. Başka bir şey kalmadı mı? Şuraya bakalım. We didn't see a kid. Aa. No. No, we didn't. Might be why they gave up. Yatağın altında çocuk olma ihtimali var mı? AJ? You good? Uh-huh. Just hungry. Grumbly in your tumbly? No, just regular hungry. Ya ama bu çok garip bir seçenek. Sonuçlarına dikkat et diyor. E şimdi buna basmadan da gidemeyiz değil mi? Hareket et. Yatak. Hareket et. Hareket. Bas. Something under here. Aa, aşağıya giriş yolu var. Floor door? Huh, yeah. I must have wanted to hide something. Tamam. Yemek mi? That's a lot of stuff. Yeah, it is. We could eat for weeks with this much. Bomba? It's rigged. Kapat, kapat, kapat. Kaç, 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 kaç. Tuzak mıydı? AJ. İyi misin? O bombayı kim attı be? Hayda. Monsters. Yürü be Clementine. Ne yapacağız? Oh shoot. We need to get back to the car. Arabaya gitmemiz lazım. Pekala. Oyun kaydediliyor. You know what to do. Stick to the sides and be my eyes while I clear a path. Seni görebileceğim yerde dur. Pekala, yerde. Ayrı yazmışlar. Aylaklar grup halindeyken tehlikeliler, ayırmak için B'yi kullan. B. Üçgen. Pekala. Bas 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 bas. Gel buraya, gel 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 gel. Evet. Çok acayip ya. Nasıl yapacağız? O bıçakla alakalı kesin bir şey olacak. Yetişemeyeceğim değil mi? Evet, öyle oldu. Bir kere daha. Anahtarla. Anahtar orada kaldı. Ulan anahtar gitti. Düz kontak. Yapabilir misin? Değiştir parçalar. Evet, geriye çektik ve arkadaş, bu nasıl bir şey? Ver 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 ver. S
seni aşağılık pislik. Helal lan AJ. Helal AJ'im. Boşa attık arabayı. Anahtar bunda mıydı? Bir. İki. Al bunu. Al, 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 al. Aldım, 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 aldım. Aldım. Ulan ne zor oyun ya. As. Basamadım mı acaba? Bastım, bastım. Aynen bastım. Herhangi bir şey kaza yaptık ve baygın bir haldeyiz. Biri okla bir şeyler sıkıyor. Kimsin sen? Onu götürme, yardım et. Onu götürme. Biz şimdi AJ'yi bulmakla mı? Yani hikayemiz bu şekilde mi devam edecek? AJ'yi bulma hikaye kurulu. Şu an 15 FPS oldu ya. Ne oluyor ya bu? Evet. Şu an başlıyor. Telltale. Arkadaşlar bu yükleme ekranında oyun 15 FPS'ye düşüyor ve ben de yavaşlıyorum herhalde. Benim buna bir kayıt çözümü bulmam gerek. İlk bölümün burada sonuna geleceğim. Tavsiyelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Buraya da telif girmez umarım. Konuşmaya devam edelim. Önce müziğe baktım. AJ ve Clementine. Lee ve Clementine'ın yaşadığı şeyleri yaşayacak gibime geliyor. Onu her şeye göğüs gererek koruyacağız. Vay be, şu çok güzel olmuş. Zombinin üzerinde çiçekler açmış. The Walking Dead Final Sezon başladı. Kırmızı Kep'te ilk bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kayıtla alakalı bazı sıkıntılar yaşamış olabiliriz ama ilerleyen bölümlerde bunu düzelteceğiz. Kaydetti mi? Bir başlayalım, kaydetsin. Clementine başına darbe almış. AJ yok herhalde yanımızda, değil mi? Neredeyiz? AJ. Şu kopar bakayım. Bu kadar kolay mı? What is this place? Biraz etrafa bakalım olmazsa. İlk yardım kiti. İhtiyaç yok. Pekala. Çekmecede ne var? Anılar mı? Pekala. Etrafa biraz daha bakalım. Bak, karalama defterine bakacağım ya. Niye geri bıraktı? Yorum yapabiliyor mu? Herhangi bir yorum yok.
Pekala. İki tane renkli kalem var. Yani göze çarpan. Grafikler çok iyi olmuş değil mi? Şurada bir dolap mı? Ha. İhtiyacımız olan bir şey var mı yukarıda? İnceleyemem, bir şey lazım olacak. Dikkat et. Tamam. Sandalye gibi bir şey varsa. Pekala. Açmayacağım. Evet. Şimdi inceleyebiliriz herhalde. Daha önce burada bir çocuk yaşamış. Ya da burası yurt mu? Güzel. Palet bıçağı yeterince keskin. Pekala. Şimdi palet bıçağıyla karalama defterine bir şey yapabilir miyiz? Bir şeyi kesebilir miyiz böyle? Alabilir miyiz yanımıza? Birbirleriyle bağlantılı olabilir mi? Onlara ilk başta bakmak istiyorum. Ama bir bağı yok. Tamam. Ama bu defterle alakalı bir şeyler olduğu belli. Şimdi kapıyı açma vakti geldi. Ya onu alamasaydım kapıyı açamayacaktım. Önce Clementine'ın baktığı yere değil, arkaya bakacağız. Ya da şu dolaba. Kim? Evet, bu sefer arkayı gösteriyor. Zaten orası gitmemiz gereken yer ama Clementine ilk başta buraya döndü. Kapıyı bir kontrol edelim mi? Pekala. Enteresan bir yerdeyiz ya. Şurayı da önce bir kontrol edelim. 203 numaralı orada. Bütün kapıları senin kendi kapını açtığın gibi açabilirsin aslında. Enkaz. Nothing over here. Pekala. Koş o zaman. Çocuk mu? AJ'ye çok benzemiyor mu? Silahsızlan, kendini göster, olduğun yerde kal. Silahsızlandır ne demek ya? Olduğun yerde kal. Don't move. Stay where you are. Don't turn around. Put down the knife. How about you do the same? We're not gonna hurt you. We've got your boy, he's safe. I'll take you to see him. Just put down the knife. Bıçağı bırakacağım, evet. Bıçağı bırakıyorum. Yapabilecek bir şey yok. Sonuçta beni getirmişler, bağlamışlar. Your turn. Çocuğun yüzü yanmış. See? We're not gonna hurt you. I'm Marlin. The little guy's Tennessee. Ten for short. He's the one been taking care of you. He doesn't talk much. Clementine. Sorry about locking the door and
tying you to the bed and all. You were in pretty rough shape when we found you. We had to take precautions, you know, just in case. Anlıyorum. No need to explain. Like you said, I was in pretty rough shape. Yeah, to say the least. It must have been tough out there for the both of you. Anyway, I didn't mean to scare you. Just being cautious. Sorry if it came across the wrong way. But you're safe now, and so's your friend. Come on, let's go see your boy. Hadi bakalım. Arkadaş olduk gibi ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Gerçi şu çocuk çok saf duruyor değil mi? Yani bakışları falan, içinde bir kötülük yok gibi. 15 FPS oldu. Ben donuyor muyum? Onu kontrol etmem lazım. Bir anlık böyle donma oldu. Yavaşladım. Arkada Silent Hill müziği çalıyor sanki değil mi? You've been surviving out there a while, huh? Yeah, we've been on the road a long time. Take it you know how to handle yourself? Don't usually see people our age alone out in the wild. I can't imagine what that must have been like. You sound surprised. Like you think I can't handle myself. No, not at all. Sorry, didn't mean it to come off that way. Honestly, I think it's pretty cool. Türkçe çevirilerde evet biraz sıkıntılar var çünkü test edilmeden yayınlanan bir Türkçe yama. Yani oyunu bilen insanlar tarafından değil de böyle direkt diyalogları Türkçe'ye çevirmişler. It's good we found you when we did. It wasn't easy getting you two out of that wreck. Walkers were on the way. The car, was it totaled? Yeah. Fuck. Had to work fast. I don't know what would have happened if we hadn't seen the smoke. I appreciate it. All alone with the kid? Not a pleasant thought. I've seen some rough scenes. Merhaba diyeceğim ya. Dik dik bak. Whistling up there. Hi there. Herkes çocuk yalnız. What's his problem? You're just new. I mean, we haven't seen anything like you in ever. Kız mı? What is this place? You can probably tell it used to be a school. Now it's whatever we want it to be. And who's in charge? Well, I am. It probably sounds strange, kids run by kid, but we do all right for ourselves. We've got good walls, good defenses, and a good location too. No one really comes out this way anymore. We've carved ourselves the perfect camp. Kids are safe here. Hiç çocuk make sure yok. Of it. Yetişkin. No adults. At all. It wasn't always like this, though. People leave. They die. There's less of us all around. I got us a system in place that works well enough. Allow me to make it formal. Welcome to Erickson's boarding school for troubled youth. You and your boy feels like you both fit that description. It's hard to survive too long these days without being a bit troubled. You got me and AJ all wrong, Marlin. Couple of pure angels. Jury's still out on you, but an angel your boy is decidedly not. It's been a little terror since he arrived. Excuse me? Let's just say he hasn't been happy without you around. At all. Yo! Marlin! We got walkers on the fence! Shit. I need to take care of this. Knowing Willie, it's probably two grandma walkers and an angry squirrel. You got bigger fish. The kid's inside. Think he's with Lewis. Lewis? Oh, right. Just listen for the music. You'll find him. Hey, get a move on, Willie. Where's your damn weapon? Sorunlu. Yani hepsinin bir kusuru var herhalde. Artık nasıl oluyor bilmiyorum. Bayağı bir saate de geldi. Bir saate de geçtik herhalde. Çift parça oldu bu çünkü. Bir alakalı bakın. Evet.
Burada bölümün sonuna geleceğim arkadaşlar. Kayıtla alakalı bazı sıkıntılar var diye hissediyorum. Ben oyun oynarken hiçbir sıkıntı yok. Çok akıcı bir şekilde oynuyorum. Fakat sanki kayıt ekranında kendimin donduğunu görüyorum bu sefer. Oyundaki akıcılığı giderdim. Daha doğrusu donmayı giderdim. Ama bu sefer bende sorunlar başladı sanki. Neyse, gözlemlerinizi yazın. İkinci bölümü bekleyeceğim. Yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Ben de bu sorunları çözmeye çalışayım. Umarım The Walking Dead final sezonunun ilk bölümü hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve daha fazlası için beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Yani duyurular için vesaire için. @RapToRap. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Cap'te kalın. Hoşça kalın.